Günaydın TV 262 izleyicileri. Manşetler programından sevgiler, saygılar, hürmetler. Evet, bugün güneşli bir İzmit sabahından sizlere sesleniyoruz. Görüntümüz ve sesimiz nereye ulaşıyorsa her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Umudunuzu hiç kaybetmeyin diye bir öneride bulunuyoruz. Her türlü şekilde, her türlü olumsuzlukla karşı karşıya kalabilirsiniz. Her türlü şekilde bir sınavdan geçiyoruz şeklinde kendinizi değerlendirin. Ve umudunuzu kaybetmeden yaşam mücadelesinde devam edin diyoruz. Ve bu yaşam mücadelesini sürdürürken de yine sizlere farklı bir gün ve farklı bir sabahdan gazetenin manşetleriyle yardımcı olmaya çalışacağımızın da altını çiziyoruz. Evet değerli izleyiciler, bugün 17 Eylül 2019 Salı ve bu Salı gününde önce gündemle başlıyoruz. Ne yazık ki işsizlik ülkemizde ve ilimizde her geçen gün artıyor. 12.8'di geçtiğimiz ay. Bu ay 13'e çıktı işsizlik. Her 4 gençten birisi işsiz. Ve bu işsizlik rakamı ne yazık ki her geçen gün üzerine bir düğüm eklenerek karşımıza çıkıyor. Nasıl bir çözüm üretilecek? Nasıl bir çalışma yapılacak ve yapılacak bu çalışmalar sonrasında işsizliği nasıl aşağıya doğru indireceğiz? Hep birlikte izleyeceğiz. Üretmek en önemli nokta ama bu üretmeyi sağlayabilmek adına da yapılacak çalışmalar bizi yönetenler tarafından bakalım nasıl olarak açıklanacak, bunu da yine takip edeceğiz. Evet, dün sabah programımıza girerken Derince Yenikent'te açılacak kapalı pazar yerinde tezgah açmayı reddeden ve buranın sağlıklı bir koşulda hizmet üretilebileceğini ve bu üretimin gerçekleşmeyeceğini açıklayan Derinceli pazar esnafı bir yürüyüş gerçekleştirmiş ve Derince Belediyesi önünde yolu kapatmıştı. Buna sizlere vermiştik. Yine programımızın ilerleyen bölümünde de bu eylemin sürdüğünü belirtmiştik. Öğleden sonra yapılan çalışmalar sonrasında pazarcılara 2 ay daha süre verildi ve belediye başkanı ve belediye yönetimi yerinde inceleme yaparak pazarcıların isteklerini aldı. 2 ay içerisinde bu istekleri yerine getirip daha sonra da 2 aylık bir süre sonrasında da pazar yerinin kapalı pazar yeri olarak açılacağını duyurdu. Tabii ki bu eylem sırasında farklı farklı değerlendirmeler oldu, farklı farklı müdahaleler oldu. Biraz sonra gazetelerin hepsinde de bu konu irdelenmiş, sizlere gazetelerden aktarmaya çalışacağız. Ama şunu söyleyelim, pazarcılar yani burayı kullanacak kişilerle siz oturup burası size uygun mu değil mi, ne yapalım mı konuşmazsanız böyle bir tabloyla karşı karşıya kalırsınız. Halbuki bu işi çok basitti. Daha evvel bir araya gelirdiniz, nedir eksik, nedir fazla, bunlarla ilgili nasıl bir çalışma yapardınız, hiç durum bu noktaya gelmeden daha farklı şekilde çözebilirdiniz. İşte yönetmek böyle bir şey. Yönetemiyorsanız bu sıkıntılarla karşı karşıya kalırsınız. Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreter olarak vekaleten görevlendirilen Fatih Akbulut'un yerine İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Mustafa Eren Genel Sekreter olarak atandı. Evet, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi'nin Genel Sekreter olarak atandığı Kocaeli Üniversitesi'nde bakalım bundan sonraki süreç nasıl işleyecek, onu da hep beraber izleyeceğiz. Şimdi değerli izleyiciler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapanlar arasında 31 Mart'tan sonra göreve gelen Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın yaptığı çalışmalar ve değişimler var. İşte bunlardan bir tanesini dün akşam saatlerinde yaşadık. Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Ali Yeşildal istifa etti kendi isteğiyle şeklinde bir değerlendirme yapıldı. Ama son günlerdeki yine burada Ahmet Akçalan'ın bir köşe yazısını okumuştum. Kendisi hakkındaki iddiaları, Ali Yeşildal hakkındaki iddiaları sizlerle paylaşmıştım. Bu belki de bardağı taşıran son damla olarak değerlendirildi Ali Yeşildal için. Söylenen ve sızan bilgiler şu, görevden alınacaktı ama görevden alınması yerine kendisinin istifa etmesi istendi ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin özellikle daha belki süreçte de yaşadığımız büyükşehir belediyelerindeki görevden alma yerine istifayı tercih ettirmeleri burada da yaşandı ve Ali Yeşildal görevinden istifa, yani genel sekreter yardımcılığından istifa etti ve Kent Araştırma Merkezi Başkanlığı'na getirildi. Yani genel sekreter yardımcısından alınarak yine Büyükşehir Belediyesi içerisinde Kent Araştırmaları Merkezi Başkanlığı'na getirildi. Yine görevine Büyükşehir'de devam edecek ama genel sekreter olarak değil, farklı bir müdür veya başkan olarak
görevine devam edecek. Şimdi bir başka ilginç nokta, Ali Yeşildağ'dan boşalan genel sekreterliği görevine Doktor Hasan Aydınlı'nın getirilmesi. O getirildi. Tabii bu tercihtir. Bunu konuda bir şey söyleyemiyorum ama daha evvel farklı farklı yerlerde görev yapmıştı. Hatta 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimi ile ilgili farklı farklı da yine yorumlar yapılan bir isimdi Hasan Aydınlık. 7,5 yıl İl Sağlık Müdürlüğü yapmıştı. 2,5 yılda Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği yapmıştı. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirilmişti İbrahim Karaosmanoğlu döneminde. Daha sonra Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmaya başladı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcılığı, ardından Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı yaptı. Ali Yeşildal Kent Araştırma Merkezi Başkanlığı'na gönderildikten sonra genel sekreterlik görevine geldi ve burada da spor, kültür, kadın ve gençlik gibi konularda bir çalışma yapacağını belirtiliyor. Ama daha resmi bir açıklama yok. Sadece bunlar şu andaki öngörüler. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın herhalde bu konuda görevlendirme yaptıktan sonra da bir basın bülteni paylaşılır Büyükşehir Belediyesi'nden. Ama tabii Hasan Aydınlık'ın getirilmesi konusunda özellikle bazı internetteki köşe yazarları farklı farklı yorumlar yapmış. Onu da ilerleyen süreçte sizlerle paylaşmaya çalışacağım ama yani 2014 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili aday adayı olmuştu Hasan Aydınlık. Ve bu süreç içerisinde de yine görevlerine devam ettiği, aday gösterilmediği için Ankara'da görev yaptı ve bir 15 Temmuz sonrasında kapatılan bir derneğin de üyesi ve kurucusu olduğu iddia edilmişti. Böylesi bir süreci yaşayan Hasan Aydınlık'ın tekrar genel sekreterlik, genel sekreter yardımcılığı görevine getirilmesi Büyükşehir'de. Bakalım daha altından hangi suların akmasına sebep olacak ve başka daha da Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzeyde isimlerin görevden alınacağı konusunda da duyumların olduğunda altını çizelim. Süreci takip edeceğiz ve bu süreci takip edildiği müddetçe de sizlerle burada paylaşmaya çalışacağız. Gazetelere bunların nasıl yansıdığını göreceğiz. Yine sizlerle bunu paylaşacağız değerli izleyiciler. Evet, bugünkü ilk gazetemiz Çağdaş Kocaeli Gazetesi. Çağdaş Kocaeli Gazetesi manşetini 9 sütuna sermiş ve belediyenin önündeki eylemle belediye başkanı ve pazarcıların yerinde yaptığı incelemeyi fotoğraflayarak haberi desteklemiş ki haberin detayıyla yine bu fotoğrafta çok net ortaya çıkıyor değerli izleyiciler. Tabii yeni pazar krizi başlığı atmış Sadun Çetin yönetimindeki Çağdaş Kocaeli Gazetesi ve bu başlığı atarken de Derinceli pazarcılar ayaklandı şeklinde bir etiketle bunu okuyucusuna paylaşmış. Tabii bakıldığında alt başlıkta nasıl bir değerlendirmede bulunmuş Çağdaş Kocaeli Gazetesi? Derince yeni kent pazar esnafı yeni yapılan kapalı pazar yerindeki alanların dar olduğu gerekçesiyle dün tezgah açmadı. Alanda toplanan ve Derince Belediyesi'ne yürüyen yaklaşık 100 pazarcıya emniyet güçleri biber gazıyla müdahalede bulundu şeklinde bir alt başlık kullanılmış haberde. Ve ara başlıklarda ise belediye önünde eylem, polis müdahale etti, karşı değiliz ama süre uzatıldı, anlaşma sağlandı diye 5 tane de ara başlık kullanılmış Kerim Çelik'in haberi değerli izleyiciler. Evet, dün belirtmiştik. Dün yayına girerken böyle bir eylem olduğunu, pazarcıların Derince Belediyesi'nde Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'le görüşmek istediğini altını çizmiştik. Uzun süre görüşmedi Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün pazarcılarla. Daha sonra dışarıya çıkarak görüşme sağlandı ve yerinde inceleme yapıldı. Yerinde yapılan inceleme sonrasında da alınan karar şu: tamam, eksikler var, belki de bunlara müdahale etmemiz gerekiyor ve bunlara müdahale edilecek, bu eksikler giderilecek ve 2 ay sonra sizleri tekrar buraya davet edeceğiz şeklinde, pazar açmanızın artık burada gerçekleşmesi şeklinde bir karar çıktı. Tabii bu süreç içerisinde eksikler nasıl yapılacak, ne olacak, pazarcının istediği olacak mı, bunlar da takip edilecek bir süreç. Ama şu çok net, diyalog içerisinde olunması gerekiyordu. Şimdi orayı kim kullanacak? Pazarcılar.
pazarcıların haberi olmadan veya pazarcılarla bu iş görüşmeden ben burayı yaptım, siz buraya gideceksiniz, buradan başka bir yerde size pazar kurdurmam şeklinde bir çalışma dünyanın neresinde var? Oturursunuz pazarcılarla, temsilcilerle bir araya gelirsiniz, hepsine değil tabii ki, temsilcilerle bir araya gelirsiniz. Dersiniz ki nedir durum, ne eksik, ne fazla, size böyle bir yer yaptık, doğru mu yaptık, eksik mi yaptık, bunlarla ilgili bir çalışma yaparsınız. Pazarcıları tamam der ve oraya geçip pazarlığını kurarlar. Derince'deki, Yeni Kent'teki insanlar da rahatlıkla gidip oradan alışverişini yaparlar. Ama ben burayı yaptım, siz buraya pazar kuracaksınız dayatmasıyla bu iş olmaz. Olmayacağını da gördük işte. Pazarcı eylem yapıyor. Polis pazarcıyla karşı karşıya kalıyor. Kullanılan biber gazıyla kapanan yolun açılması sağlanmaya çalışılıyor. Ne oldu? Boşu boşuna Derince'de bir gerginlik yaşandı dün sabah. Halbuki bu iş 15-20 dakikalık bir ikili görüşmeyle bu iş çözülecek noktadaydı. Siz cumartesi günü bir basın bülteniyle 16 Eylül'den itibaren artık Yeni Kent'teki pazarcılar kapalı pazar alanında satış yapacak şeklinde bir duyuruyla bu işi halledemezsiniz. Halledemeyeceğiniz ortaya çıktı. Onun için bütün buradan yerel yöneticilere sesleniyorum. Diyalogla bu işleri çözün. Kim burayı kullanacaksa, kim bir iş, projeyle ilgili bir çalışma yapıldıktan sonra burada kim muhatapsa onlarla oturun, görüşün. Ki bu proje daha evvelki Derince Belediye Başkanı'nın projesi. Bunu Ali Aydar Bulut'un yaptığı çalışma sonrasında yapılan bir proje. Zeki Ergün'e bunu mal etmek yanlış ama sonuçta şu andaki muhatap insan Zeki Ergün. Derince Belediye Başkanı. Oturup konuşacak, oturup değerlendirme yapacak. Ondan sonra bu iş daha netlik kazanırdı diye düşünüyoruz. Herhangi bir sorun yaşanmazdı. Polisle pazarcıyı bir araya gelmezdi. Halkla karşı karşıya yolun kapanması dolayısıyla ortaya çıkan kaos oluşmazdı. Biber gazı kullanılmazdı. Orada bir şehit annesi varım diyor. Yaygın medyada bu dün akşamdan beri haber olarak veriliyor. Şehit annesi diyor ki ben şehit annesiyim. Ben burada çocuğuma ertesi gün okula giderken açlık veremezsem nasıl olacak bu şeklinde değerlendirmede bulunuyor. Böylesi bir durumun Derince'nin böyle bir şekilde Türkiye genelindeki yaygın medyada bu şekilde anılması doğru mu? Bu çok basit bir çözülecek, iyi yönetilecek bir olayken iş bu noktalara kadar geliyor. Biz de burada bunun üzerine konuşuyoruz ve gazeteler de bunu manşetine taşıyor değerli izleyiciler. Bu konuda umarız bir daha bütün belediye başkanları, yerel yöneticiler bu konuda bir daha farklı bir karar alıp olumsuz bir durum ortaya çıkarmazlar diye düşünüyorum. Eczacılarda ikinci arbacı dönemi şeklinde bir Eczacılar Kongresi ile ilgili bir haber. Lösemiye yenildi şeklinde bir başka haber sol tarafta. İkinci manşette araç lastiği bile var. Çıkanlar şok etti. Başiskele'de sahilde denizde yapılan bir çalışma. Orada çıkartılanlarla ilgili yapılan bir çalışma. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özgür'ün önderliğinde yapılan bir çalışmada çıkanlar şok etti başlığıyla haber duyurulmuş Çağdaş Kocaeli gazetesi tarafından. Sağ tarafta devrilen traktörün altında can verdi şeklinde bir haber var ki dün ben bunu yine dün sizlere Kandıra'da böyle bir ölümlü kazanın olduğunu belirtmiştim. Amca dur amca şeklinde bir başka haber, farklı bir sosyal haber kullanılmış. Yine altında otomobil ağaca asılı kaldı şeklinde bir haber, asayiş haberi. 4,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi şeklinde bir başka haftalık raporun haberi. Başkan amcanın kucağında huzur şeklinde belediye başkanı ile başkanı Tahir Büyükakın'la bir çocuğun fotoğrafı haberde kullanılmış. Sadun Çetin köşesinde Çetin Emeş üst geçidi yılan hikayesine dönmüştü şeklinde bir başlıkla köşeye yazmış. Biraz sonra değerlendirmesini yapacağız. Baş iskelede kömür yardımı şeklinde Fadile Özkurt'un bir başka köşesindeki yazısı birinci sayfadan anonslanmış Çağdaş Kocaeli gazetesinde. Evet, Çağdaş Kocaeli gazetesini noktaladık. Geliyoruz ikinci gazetemiz Kocaeli gazetesine. Evet, Kocaeli gazetesinde bakalım nasıl bir manşet kullanılmış. Pazar yerini beğenmeyip eylem yaptılar üst başlığı. Pazarcılar Derince Belediyesi'ni bastı. Şimdi bu da farklı bir manşet kullanmış Kocaeli gazetesi. Tabii olayı biraz da bizim tabirimizle, gazetecilik tabirinde köpürtmüş.
Yani şimdi bastı kelimesi farklı, eylem yapıp gelip orada konuştuğu veya farklı şekilde bir değerlendirme yapılması, pazar krizi denmesi gibi falan daha farklı. Ama Kocaeli Gazetesi olayı köpürterek pazarcılar Derince Belediyesi'ni bastı manşetini kullanmış. Derince Belediyesi'nin önündeki pazarcıların fotoğrafının hemen üstüne iki satırla bu haber bu şekilde duyurulmuş. Hemen altında da pazarcılar dağılmayınca polis müdahale etti şeklinde, yine polisin müdahale ettiğini gösteren, biber gazıyla müdahale ettiğini gösteren bir fotoğraf da haberde kullanılmış. Peki haberin altında, yani alt bölümünde başlıkta neden, başlığın hemen altındaki bölümde nedenmiş? Derince Yenikent Mahallesi'nde dün açılması planlanan kapalı pazar yerindeki tezgah yerini küçük bulan esnaf belediye önünde eylem yaptı. Polis yolu ulaşıma kapatan pazarcılara biber gazı sıkarak müdahalede bulundu. Tezgahlar küçük, yolu kapattılar şeklinde Halil, pardon hemen bakıyorum, Nuri Akça Harman'ın haberiyle bu okuyucusuna duyurulmuş değerli izleyiciler. Bu tür haberlerde muhabir isminin kullanılmasına önemsediğimin altını çiziyorum. Bir emek çünkü bu. Bir emek sarf edilerek, o zor şartlarda çalışarak muhabirler bu olayı fotoğraflıyorlar. Evet, yani bu çok zor bir iştir değerli izleyiciler. Orada bir albede var. O albede sırasında hem kendinizi koruyacaksınız, hem işinizi yapacaksınız, hem biber gazından etkilenmemek için mücadele edeceksiniz ve böylesi bir haberin altına imza atılması, yani muhabir isim kullanılması çok önemli, önemsediğim bir nokta. Ve gene biraz evvel Çağdaş Kocaeli Gazetesi'nde Kerim Çelik'in haberiydi. Burada da Kocaeli Gazetesi'nde Nuri Akça Harman'ın haberi. Bunlar önemli nokta ve gazete genel yayın yönetmenleri ve editörleri bu konuda da dikkat etmeli diye bir kez daha uyarıda bulunmak istiyorum. Çünkü bu emek, bu oradaki o mücadeleyi yakalayarak, en iyi fotoğrafı yakalayarak gazeteye verebilmek adına yapılan mücadeledir bu tür olaylarda. Sabit yerlerde, yani işte bir basın toplantısında veya farklı yerlerde çekilen fotoğraflar farklıdır. Böylesi eylemlerde, böylesi durumlarda çekilen fotoğraflar çok büyük emek ister. Devam ediyoruz. Yine haberin hemen sağ tarafında, yani manşetin haberinde bununla ilişkili olarak pazarcılara polis ile tartışı şeklinde, yine tartışmanın çok iyi başlıkla fotoğrafın çok iyi uyuştuğu bir bölüm. Polis biber gazı kullandığı şeklinde yine bir başka başlığın altında verilen güzel bir fotoğraf. Başkan Aygün, pazarcıların talebi olumlu karşıladığı şeklinde bir başka haberde Aygün'ün yaptığı incelemeden verilen bir fotoğraf. Yani fotoğraflarıyla, başlığıyla ve farklı ayrıntılarıyla haber yarım sayfanın üzerinde verilmiş. Ama tabii ki başlıkla da, yani pazarcılar Derince Belediyesi'ni bastı başlığıyla da köpürtülerek haber gazetede okuyucusuna duyurulmuş. Devam ediyoruz. Sağ tarafa geliyoruz. Yenişehir'de fuhuş operasyonu. Yine dün sabah belirttiğim haberi, fuhuş operasyonunun iki kişi ve bir kadının bir evde yakalanmasının getirdiği bir haberi gazete birinci sayfasından bu şekilde duyurmuş. 40. yılında 12 Eylül anıları iki şeklinde Tanzanya'nın köşe yazısının anonsu yapılmış. Ertuğrul Ünlü'nün mikrofonlu fotoğrafını değiştirip değiştirin siyasetçiye benziyor şeklinde bir başlıkla anons yapılmış ki ilginç bir değerlendirme. Biraz sonra yine geldiğimizde köşe yazarlarına bununla ilgili ayrıntıyı sizlere vereceğim. Traktörün altında can verdi. Yine sabah söylediğim bir haber fotoğrafıyla şeklinde verilmiş. Hem ölenin hem de traktörün fotoğrafıyla verilmiş haber. Yaşlı adam köpeğe taş, çocuğa tokat attı. Bir başka değişik bir ilginç bir haber. Nasıl bir toplum olduğumuzu ortaya koyan bir haber diyelim. Derinceli Aköz lösemiye yenildi. Genç yaşta yaşamını yitirmiş, ailesine bahçaldı dileyelim. Otomobil ağaca böyle asılı kaldı. Tarık Akan'ın İzmit'le kesişen öyküsü diye yine bir başka Tarık Akan'ın ölüm yıldönümü sonrasında kullanılan bir haber. Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi alacak şeklinde bir başka dipte de bir haberle birinci sayfayı noktalamış Kocaeli Gazetesi. Değerli izleyiciler, devam ediyoruz. Kocaeli Gazetesi'nden sonra sırada Demokrat Kocaeli Gazetesi var. Evet, Mevlüt Soysal'ın yönettiği gazete. Şimdi iki gazetede de ilginç bir durum söz konusu. Ben mi göremedim diye tekrar bakacağım. Evet, Kocaeli Gazetesi'nde yok.
Birinci sayfada. Çağdaş Kocaeli gazetesine de bakalım. Evet, onda da yok. Ne olmayan haber? Dün tarih adına 3 kurum oturup bir sözleşmeye imza attı değerli izleyiciler. Ve bu atılan imza haberi iki gazetede yoktu. Okuduğum iki gazetede, Çağdaş Kocaeli gazetesi ve Kocaeli gazetesinde. Ama Demokrat Kocaeli gazetesi bu haberi hemen logosunun altında kullanmış. Geniş de kullanmış. Cumhur İttifakı yetki vermemişti. İzmit'te 110 araç kiralanacak şekilde bir haber kullanılmış değerli izleyiciler. İzmit Belediyesi tarafından yine bir başka imza haberi de tarih gördüğüyle ilgili bir başka imza haberi de var. Ona da bakıyorum. O da şu anda hiçbir 3. gazete okuyorum. O da kullanılmamış. Onunla ilgili haberimiz var. Biraz sonra ben sizlerle paylaşacağım. Ama İzmit'te 110 araç kiralanacak haberi yine ilginç bir haber. Neden? Yetki istenmişti. Cuma günü yapılan bu konuyla ilgili meclis toplantısında Adalet ve Kalkınma Partisi ile meclis üyeleri sadece satın alma yetkisi vermişti. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e kredi alma yetkisi vermemişti. Bu nedenle de bu işin olmayacağı konusu ortaya çıktı ve İzmit'te 110 araç kiralanacak şeklindeki bir haberle de kiralama işlemine tekrar geri dönüldüğünde duyurmuş Demokrat Kocaeli gazetesi hemen logosunun altındaki haberiyle. Peki manşet gibi ne kullanmış? Önce eylem sonra çözüm şeklinde bir manşet kullanmış. Yine Derince'de pazarcılarla ilgili yapılan eylem ve sonrasındaki yaşananlarla ilgili. Derinceli pazarcılar Yenikent'te pazar yerlerinin tezgah alanlarının dar olduğu gerekçesiyle dün tezgah açmadı ve ardından Derince Belediyesi'ne yürüdü. Haberin altında bu kullanılmış ve yine işte Derince Belediye Başkanı'nın yaptığı inceleme, Derince Belediyesi'nin önündeki eylem, polisten sert müdahale şeklinde bir değerlendirmede bulunulmuş. 100 pazarcı yürüdü, polisten müdahale, başkandan söz şeklinde yine yapılan bir haberdeki ara başlıklar ve Boran Kayalar'da yine bu habere imza atan isim değerli izleyiciler. Burada da yine Boran Kayalar'ın ismi, muhabir ismi kullanılmış gazetede. Evet, devam ediyoruz. Sol tarafa dönüyoruz. Bunun adı güven. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'da küçük bir çocuğun koltuktaki fotoğrafı ve çocuğun kucağında uyuklaması veya uyuması şeklinde bir fotoğraf paylaşılmış. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye Harp Mağlulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği yönetimiyle bir araya geldi şeklinde bir haber ve bu haberde de oyuncak hediye etti, çok huzurluydu şeklinde iki tane ara başlığıyla haber duyurulmuş. Büyükşehir Belediyesi'nin servis ettiği bir haberdi bu değerli izleyiciler ve bunu da gazete bu şekilde duyurmuş. Traktörün altında kaldığı şeklinde bir ikinci manşet haberi kullanılmış. Kandıra'daki dünkü ölümlü kaza, genç annenin kahreden ölümü, lötemiyle yaşamını yitirmesi, babasının da kanserden ölmüş, 4 ay sonra da babasının ardından yaşamını yitirmiş 35 yaşındaki Nur Aköz değerli izleyiciler. İzmit'te fuhuş operasyonu hemen altında verilmiş. Atatürk'ün anlatılı şeklinde yine tekrar o çiftçilik dönemine, tarım dönemine dönüşle ilgili bir haber verilmiş. Biraz geç kalındı ama yine de umarız bu geç kalınmayı daha çabuk toparlarız diye düşünüyorum bu ata tohumla. Çünkü çiftçilere daha çok ürün verdiği iddia edilerek yurt dışından özellikle İsrail'den getirilen bir seferlik tohumlar verildi. Onlar satıldı ve çiftçiler o eskiden yaptıkları tohumluk bırakıp da gelecek seneye tekrar onları ekebilmek adına yaptıkları o tohum çalışmasını yapamaz hale gelmişlerdi. Şimdi ata tohum, yani bu tohumu tekrar kendilerinin üreteceği, tekrar kendilerinin yapacağı noktasına getiriliyor. Bu da geç kalınmış, yanlış bir tarım politikasının tekrar geri dönüşü olarak da olduğunu söyleyebilirim. Ama şu anda köylerde bunları ekecek, bunları yetiştirecek genç nesil kaldı mı? Maalesef kalmadı. Şu anda bütün, özellikle Kocaeli'deki köylere gidelim, hep belli bir yaş üstünde. Yani 60, 65, 70 o civardaki insanlar köylerde. Onların çocukları, gençler köylerde değil. Hepsi yaşanan o
tarımın getirdiği olumsuzluklar ve para kazanamama noktasından sonrasında hepsi kentlere göç etti ve orada çalışır durumda. Gerek kendi iş yerini açtı veya bir fabrikada veya bir yerde sigorta olarak çalışılıyor. Çünkü orada köyde kalıp geçinme şansı yoktu. Şimdi gidip tekrar siz onu geri dönmek için bir nesilli oluşturmanız lazım diye düşünüyorum. Arpacı güven tazesi şeklinde Eczacılar Odası'nın haberi, seçim haberi verilmiş. Ve HDP ve HDP'li vekiller için anayasa neden uygulanmıyor şeklinde Mevcut Sosyal bir köşe yazısı yazmış. Bunu da yine önümüzdeki süreçte sizlerle paylaşacağımı söyleyelim. Ve 3. gazeteyi noktaladığımızı belirtelim. Bu 3 gazeteyi noktaladıktan sonra da kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklam dönüşünde diğer 3 gazete, 4 ilçe gazetesi ve köşe yazarlarıyla karşınızda olacağız. Türkiye'de fark yaratan lezzet şimdi Körfez'de. En lezzetli patateslerin taptaze kaşar peyniriyle muhteşem buluşmasının adı. Tarihi Ortaköy Kumpircisi. Lezzetine doyum olmayan taze meyveleriyle mis gibi waffle. Bu eşsiz lezzetleri siz de tadın diye sizleri Marmara Bölgesi ve Kocaeli Yetkili Bayimize bekliyoruz. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Dalbastı Sokak, Petkin Park, İkiz Sitesi, Körfez, Kocaeli. İletişim 0262 500 0036 0555 108 4403. Fark yaratan tarihi lezzet. Tarihi Ortaköy Kumpircisi. Kaliteli malzeme ve profesyonel hizmet Serpentineklik PVC plastik doğramadan sağlanır. Plise perde, plise sineklik, panjur, katlanır cam, alüminyum korkuluk ve alüminyum doğrama, ses, su ve toz almayan tüm ürünleriyle yapılarda kusursuz çözümler. Serpentineklik PVC plastik doğramada. İletişim 0262 311 1166. 0533 385 58. Adres Yenişehir Mahallesi Sultan Baba Sokak No 33 İzmit Kocaeli. Serpentineklik PVC plastik doğrama. Hayata bir de bizim penceremizden bakın. Yer hayal edin ki sizi mutlu edebilecek her şey olsun. Kocaeli'nin incisi Seka Park'ta Körfez'in eşsiz manzarası eşliğinde huzur bulacağınız ortamıyla Palmiye Cafe yenilenen yüzüyle sizlerle birlikte. Şoray abi, başım dertte. Hayırdır? Kredi kartına bir türlü para yetiştiremiyorum. Kese kağıdını doldurduğun gibi kullanıyorsan kartını yetiştiremezsin. Ne yapayım abi, kullanmayayım mı? Kullan ama limitin kadar. Bankanın verdiği limit. Hayır, limitin ödeme gücündür. Günü geldiğinde ödeyebileceğin kadar harcama yap kartını. Ama abi bir tane kartım yok ki. Fark etmez. Önemli olan ödeme gücün. Aşarsan para yetiştiremezsin. Anladım abi. Unutma, kredi kartı havadan gelen para değildir. Nakit yerine kullanabileceğin bir ödeme aracıdır. Doğru kullanırsan hem sana fayda sağlar hem de ülke ekonomisine. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. İmza Sevinç Aksu. Lösev hayat verir. Özgüven Market.
Hizmette kalite, alışverişte ise özgüven. Acusu Derbent ve Nusretin şubeleriyle siz değerli müşterilerini bekliyor. İletişim 0262 353 42 21. Eftal Maya Evleri, Kocaeli'nin Gözde semti, Yeni Mahalle Radar mevkiinde, doğanın içinde, yaklaşık 1000 metrekare yeşil alan içerisinde, 20 daire, 3 iş yeri, 200 metrekare kapalı otoparkı ile siz değerli sahiplerini bekliyor. Maksimum güvenceyle hayallerinize kavuşacağınız yeni yaşam alanları, Eftal Maya Evleri. Reklamların sonrasında tekrar birlikteyiz değerli izleyiciler. Bugün 17 Eylül 2019 Salı B. 3 gazeteyi geride bıraktık. Gündem 3 gazeteye baktığımızda Derince Belediyesi önünde pazarcıların Yenikent'teki yapılan pazar yerini beğenmemesi sonrasında tezgah açmamasının ardından yaşanan sıkıntıyı ve bunu dile getirmesi. Daha sonra da sürenin 2 ay uzatılması. Ve bu gazetelerin yine dördüncüsünde de aynı manşet var. Mavi Kocaeli gazetesiyle ikinci bölüme başlıyoruz. Derince'de pazar krizi şeklinde bir manşet kullanılmış. Biraz evvel bahsettiğim ben şehit annesiyim diyen bir kadının fotoğrafı ve polislerin o kadına müdahale etmesiyle ilgili bir fotoğraf. Evet, ilginç bir fotoğraf ve dekope yaparak kullanılmış güzel bir şekilde de o fotoğraf haberin içerisine çok iyi şekilde yerleştirilmiş. Buradan kutluyoruz. Derince Belediyesi tarafından yapılan yeni Kent kapalı pazar alanında dün kapılarını halka açması bekleniyordu. Ancak pazarcılar yeni alanda tezgah açmadı ve belediye önünde eylem yaptı şeklinde bir alt başlıkla haber kullanılmış. Yine ara başlıklarda ise belediyenin önünde eylem, polis biber gazı kullandı, tekliflerimizi söyledik şeklinde bir haber kullanılmış ve bu haberin altına da Emine Akçalan'ın imzası atılmış Mavi Kocaeli Gazetesi tarafından. Hemen haberin içerisinde yine polisin eylem ile ilgili müdahalesi, yerdeki belediye önündeki pazarcıların oturma eylemi ve Aygün 2.3'te çözüm bulacağız şeklinde Aygün'ün yaptığı inceleme ile ilgili fotoğraf ve haber daha farklı boyutta şekilde desteklenmiş değerli izleyiciler. Hemen ikinci manşete bakıyoruz. Devrilen traktörün altında kalarak öldüğü Kandıra'daki haber. Kandıra'da Fatih Tekyıldız 62 yaşında tarlasını sürerken traktörün devrilme sonucunda yaşamını yitirmişti. Onunla ilgili haber verilmiş. Yiğidin keyfi ve huzurlu anları şeklinde yine Tahir Büyükakın'ın kucağındaki bir fotoğrafla farklı bir başlıkla okuyucusuna duyurulmuş Mavi Kocaeli gazetesi. Eczacılarda arpacı güven tadilatı şeklinde yine bir eczacıların kongresiyle ilgili haber verilmiş. Hemen etekte. Hemen yukarıda sol taraftaki asayiş haberlerine baktığımızda nakliye aracında çıkan yangın ev eşyalarını küle döndürdü şeklinde bir haber ve itfaiyenin müdahalesi. Genç anne kansere yenildi şeklinde bir başka haber. Çocuğuyla birlikte bir fotoğraf ki üzücü bir fotoğraf, üzücü bir haber. İzmir'de fuhuş baskını, otomobil ağaca asılı kaldı. Kocaeli'de 4,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. ATV aracı devrildi. İranlı iki turist yaralandı şeklinde soldan da asayiş haberlerine inmiş Mavi Kocaeli gazetesi. Etekte ise biraz evvel Kayot'ta ile ilgili bahsettiğim imza ile ilgili haberi de kullanmış. Hürriyet'ten AB destekli projeye imza. Evet, Avrupa Birliği ile ilgili birlikte yapılacak bir proje bu. İzmir ve Kocaeli ile İznik arasındaki o tarihi de kullanılan yolun daha çok gündeme taşınması, daha farklı bir boyutta turist açısından ve turizm açısından sergilenmesine yönelik bir imza atıldı. Dün Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği'nde ve bu imzada da yapılan fotoğraf ve atılan imzalar haberin gazetenin altında kullanılmış etekte. Milli Eğitim 1500 personel
alacak şeklinde yine Ulvi Yılmaz'ın fotoğrafıyla, İşkur Müdürü'nün fotoğrafıyla verilen bir haberle de birinci sayfasını noktalamış olduk Mavi Kocaeli Gazetesi'nin. Evet, dijital olarak bizim Yaka Kocaeli Gazetesi bugün bunları aldığımız basın ilan kurumuna görülmedi. Bu yüzden dijital olarak veremeyeceğiz ama yine gazeteyi biz satın aldığımız için gazetedeki başlıkları birinci sayfayı sizlerle paylaşacağız. Esnafa biber gazlı müdahale üst başlığıyla pazar alanı krizi çözüldü şeklinde haber kullanılmış. Yine haberin altında detay verilmiş, fotoğraf var ve sağ tarafa bakıyoruz. Cumhurbaşkanından bakan bekliyoruz şeklinde bir haber kullanılmış yine. Galip Ataman imzalı bir köşe yazısının anonsu yapılmış. Doğrudur, yanlıştır, eksiktir, fazladır ama bir yudum su içiyorum izninizle. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamada herhangi bir kabine değişikliği söz konusu değil. Ama ısrarla Galip Ataman kabine değişikliği olacağını ve bir bakan beklediklerini de yazmış. Bakalım ne olacak. İdris Ersoy'un ağzından verilen bir haber. Verilen vaatler yerine getirilmedi şeklinde bir sendika haberi verilmiş. Eczacılarda arpacı güven tazeledi şeklinde bir haber. İnönü Caddesi ışıl ışıl şeklinde bir başka haber hemen sağ tarafta. Sağlık çalışanlarının %90'ı umutsuz şeklinde bir başka Ömer Çeker'in yaptığı bir açıklama. YİDE Başkan'dan şefkat dolu ilgi şeklinde haber ve her gazetede olduğu gibi farklı farklı şekilde başlıkta verilmiş. Yönetim Kurulu Başkanımız Ertekin Akbulut'un acı günü şeklinde bir haber. Koç sahibini hastanelik ettik. Yine dünkü asayiş haberini bugün kullanmış bizim Yaka Gazetesi. Yüce Alpay Demir'in köşe yazısı anonsu yapılmış Tahir Usta şeklinde gazetenin birinci sayfasında değerli izleyiciler. Evet, bizim Yaka'yı da bu şekilde noktaladıktan sonra geliyoruz 6. İl Gazetemize. Bugün neden Özgür Kocaeli Gazetesi'ni sona bıraktık? Çünkü 5 gazetenin de ağırlıklı manşeti veya ağırlıklı haberi Derince'ydi. Onu ve gündemde olduğu için de bu şekilde bir değerlendirmede bulunduk. Özgür Kocaeli Gazetesi bugün Kalemürsel'de 7 ay sonra çalışma başladı şeklinde bir manşet kullanmış. Neydi bu değerli izleyiciler? Kalemürsel'de girişte yapılan bir çalışma vardı. Bir yol çalışması. Seçim öncesinde bu çalışma durmuştu. Müteahhitle ilgili problemler olmuştu. İhale iptal edilmişti. Daha sonra tekrar ihale yapıldı ve 7 ay sonra çalışma başladı şeklinde haber duyurulmuş. Özgür Kocaeli Gazetesi tarafından okuyucularına. Peki haberin alt başlığında neler yazıyor? Bir de ona bir bakalım. D-130 Karayolu Karamürsel Kent Meydanı bölgesinde yapımına 10 Haziran 2018 tarihinde başlanan battı çıktı kavşak projesini yürüten firma 20 Şubat 2019 tarihinde işi bırakınca Büyükşehir Belediyesi firmayı tasfiye etmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işi bitiremeyen firmaya aynı işi tekrar verdi. İlginç. Karamürsel'deki battı çıktı kavşak projesi yeniden başladı. İş tamamen durmuştu. Ara başlığı var. Kazılan yerler kapatılı şeklinde bir başka Cemalettin Öztürk imzalı bir haber. Evet, iktidara yakın bir gazetenin böyle bir habere kullanması doğrudur, yanlıştır. Herkes tarafından farklı şekilde değerlendirebilir ama Adem Turgut yönetimindeki gazete her türlü haberi saklamadan vermeye çalışıyor. Bazılarında bazı kısıtlamalar, bazı durumlar söz konusu olabiliyor. Ama Kanımözel'deki bu haberinde 10 Haziran 2018 tarihinde yapımına başlanıyor. 20 Şubat 2019 tarihinde müteahhit işi bırakıyor. Büyükşehir Belediyesi firmayı tasfiye ediyor ki ihalenin sahibi Büyükşehir Belediyesi. Daha sonra bakanlık aynı firmaya iş tekrar veriyor. İnşallah bitirirler. İnşallah kaçmadan bu iş hallolur. Çünkü bizim Kocaeli'de ne bakanlığın projesi ne de yerel yönetimlerin projesi zamanında bitmiyor. Orada evin önündeki yapılan battı çıktığı hatırlayalım. 5 tane müteahhit değişti. Normal şartlarda 1,5 yılda bitirilmesi gereken proje 2-3 veya 3,5 yıl gibi sürdü. Tramvay projesine dönelim. Aynı şekilde zaman verildi, saat verildi, gün verildi. Büyükşehir Belediyesi'nin sitesinde geriye sayım yapıldı. O da zamanında bitmedi. Yani umarız otogar projesinin oradaki kavşak bitmedi. Bitmedi. Bu bitmeyen durumlar sonrasında da
ne yazık ki bunları biz söylemekten bıkmayacağız. Çünkü görünen bir nokta. Onlar yapar yapmaz o onların sorunu, onu da bilemiyoruz. Derince de pazar yeri krize tatlıya bağlandı şeklinde bir haber. Yani sonucu verilmiş. Olay verilmemiş gazetede, sonuç verilmiş. O da farklı bir her yedi yoğurt yiyişi vardır ama bu da farklı bir değerlendirme. Diğer gazeteler olayı ve sonucu vermişler. Özgür Kocaeli gazetesi direkt sonucu vermiş attığı başlıkla. Konukur çok farklı bitebiliriz şeklinde bir demeç vermiş. Onun açıklaması kullanılmış birinci sayfada. Komutan Aslan'dan Haldız'a iadeyi ziyaret şeklinde bir başka haber. Bugün yarın açık, cuma günü yağmur şeklinde bir hava durumu haberi. Yiğidin huzur bulduğu kucak, genç annenin ölümü. Denizden dağ gibi çöp çıktığı Başisiyer'deki bu deniz temizlemesiyle ilgili bir haber kullanılmış. 2 puan bırakmamız sizi hiç yanıltmasın şeklinde Adem Turgut'un Kocaelispor'la ilgili bir haberi. İsmet Yiğit'in yerine geçtiği için salı günleri İsmet abi mutlaka Kocaelispor yazardı. Adem Turgut da o geleneği sürdürüyor. Salı günleri mutlaka Kocaelispor'la ilgili bir şeyler yazıyor. Gazetesinin köşesinde değerli izleyiciler. Evet, Özgür Kocaelispor'un hemen spor sayfasına bakalım ne atmış. Kolakır çok farklı bitebiliriz şeklinde birinci sayfadaki anonsun devamı. Ve Eren'den hat-trick rakibimiz belli oluyor. Haftayı 3. sırada tamamladık şeklinde bir haber dizaynı, spor dizaynı kullanılmış. Bizim yakada son sayfasına bakalım. Daha evvel yoktu ama yine spor sayfası var mı? Rahmanat yarışı İstanya'ya koşusu tamamlandı şeklinde Gölcük'ten yine bir spor ağırlıklı bir haber kullanılmış gazetenin son sayfasında. Mavi Kocaeli gazetesinde sporda ne var? Hemen başlığına bakalım. Taşköprü'de en büyük ak koyun oldu. Evet, güzel bir güreş haberi. Güzel fotoğraflar kullanılmış. Fotoğrafları kim çektiyse ellerine sağlık. Mükemmel fotoğraflar ve mükemmel bir sayfa yapılmış spor sayfası olarak. Spor sayfasını seçseydik bugün Mavi Kocaeli'nin gazetesinin spor sayfası birinci olurdu. Şuradan gazetede hiç olmazsa bunu almadık ama kameraya göstereyim. Güzel bir spor sayfası yapılmış. Güreş haberi yapılarak güzel bir spor sayfası. Emeği geçenleri kutluyoruz. Demokrat Kocaeli gazetesine geliyoruz. Demokrat Kocaeli gazetesinde Kocaelispor kaçan 2 puana yanıyor şeklinde Erol Kaçmaz imzalı bir haber kullanılmış. Diğer spor haberlerde yine Başkanlar Kurulu Ekim'de Veli Başkurt hasret gidericiliği kupada rakibimiz belli oluyor şeklinde haber kullanılmış. Çağdaş Kocaeli gazetesine geliyoruz. Onlar sporda ne kullanmışlar? Sıralama değişmedi şeklinde bir sıralama ile ilgili, maç grupla ilgili, puan cetveli ile ilgili bir değerlendirme yapılmış. Arifiye Hafif geldi 3-0 diye bir başka 11. gruptaki bölgesel amatör ligdeki Karamürsel'in oynadığı maçla ilgili, hazırlık maçı ile ilgili bir haber. Gölcük intihar etti 0-1, Darıca 4-köşe 1-4, Ziraat Türkiye Kupası'nda kura günü şeklinde bir haber kullanılmış değerli izleyiciler. Peki Kocaeli Gazetesi'nin spor eki ne kullanmış? Oyun oturuyor, tempo artıyor şeklinde bir manşet. İshakçılar'da başpilevan Faruk Akkoyun. Gölcük Spor'a ne oluyor şeklinde bir soru işaretiyle Gölcük Spor'a haberi verilmiş. Yönetim 11 İzmitli taraftarı ödüllendirmeli şeklinde ikinci manşetten bir haber vermiş ki haklı bir şekilde haber verildiğinin altını çizelim değerli izleyiciler. Evet, bugün peki manşet ve muhabir ve bu konudaki yapılan sayfa düzeni nasıl? Şimdi değerli izleyiciler, 5 gazetede de eylemle ilgili haber olduğu için ve genellikle haberler birbirine benzediği için farklılık aramaya çalışıyorum. Ve hangisinin daha güzel bir manşet attığını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle bugün yine tersten başlayalım. Mavi Kocaeli gazetesi hem birinci sayfasıyla hem 8. sayfasıyla grafiker olarak mükemmel bir sayıya bugün imza atmış. Ve Hilal Küçükparlak'ın çizdiği sayfalar nedeniyle Mavi Kocaeli gazetesi'yi günün sayfasında Mavi Kocaeli gazetesi yazıyorum değerli izleyiciler. Mavi Kocaeli gazetesi günün sayfası ödülünü bizden aldı. Devam ediyoruz. Peki manşet olarak nasıl bir değerlendirme yapılmış? Şimdi şunun altını çizelim. Başlıklarda ki ve okuyucuna durduğu şeklinde baktığımızda Demokrat Kocaeli gazetesi bana göre yeni iyi manşet atmış. Önce eylem, sonra çözüm. Güzel oturmuş bir manşet. Demokrat Kocaeli gazetesi günün manşeti. Çünkü olay 5 gazetede aynı ama
farklı farklı verildiği için Demokrat Kocaeli gazetesi bu ödülü hak ediyor. Peki günün muhabiri. Şimdi tabii doğal olarak günün muhabirinde biz bu haberden seçeceğiz. Görünen o. Bu günün muhabiri konusunda da Kocaeli gazetesinden Nuri Akçaharman çektiği fotoğraflarla ve haberi başlıklarıyla en iyi şekilde verdiği için Nuri Akçaharman günün muhabiri. Bu haberle ilgili diğer gazetelerde haberi veren ve haberi gazetede taşıyan muhabir arkadaşlarımın emniyetine de saygı duyuyorum. Ama bakıldığında Nuri Akçaharman çektiği fotoğraflarla, atılan başlıklarla ve haberin duyurulmasıyla önemli bir çalışmaya imza attığında altını çizelim. Ve kendisini kutlayalım. Bugünün bana göre muhabiri. Bir daha hatırlatalım. Günün manşeti Demokrat Kocaeli Gazetesi'nden olayı ve çocuğumu verdiği için günün muhabiri Nuri Akçaharman haberi çok farklı şekilde fotoğraflayıp gazeteye duyurduğu için ve günün sayfası da Mavi Kocaeli Gazetesi'nden hem birinci sayfasıyla hem sekizinci sayfasıyla iyi bir çalışmaya imza attığı için. Geliyoruz ilçe gazetelerine. Evet. İlçe gazetelerinden Gebze ile başlayacağız değerli izleyiciler. Gebze Yeni Gün gazetesi nasıl bir birinci sayfasını okuyucusuyla paylaşmış. Hemen logonun üstünde. Gebze Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden bir başarı daha şeklinde bir bilim haberini hemen üst tarafta kullanmış. Tarhan'dan yerli otomobil eleştirisi ki sanayicidir kendisi. Bu yerli otomobil yapılacağı günden itibaren maketlerin ortaya çıkmasından itibaren bu konuda çok farklı şeyler söylüyor, söylemeye de devam ediyor. Tahsin Tarhan Kocaeli milletvekili yine bir açıklama yapmış ve onu da Gebze Yeni Gün gazetesi logosunun üstünde haber olarak okuyucusu da duyurmuş. Aynı isim farklı kareler şeklinde bir manşet kullanmış ve bu manşet içerisinde İzmit'in İnönü'sü ışıklar, Gebze'nin İnönü'sü sular içinde. İki tane karşılaştırma yapılmış. İzmit'teki İnönü Caddesi ile ilgili bir fotoğraf kullanılmış. Yine Gebze'deki İnönü Caddesi ile ilgili bir fotoğraf kullanarak haber kıyaslama bir şeklinde verilmiş. Gerçekten araştırmacı ve farklı bir habere imza atılmış. Bu emeği geçeni kutlayalım değerli izleyiciler. Gebze'de İnönü Caddesi sıkıntı içerisinde ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde olan İzmit'teki İnönü Caddesi'nde farklı bir şekilde olduğu değerlendirilmiş gazetenin haberinde ve yapılan haberde de yine bir alt tarafında bununla ilgili nasıl bir başlık kullanılmış onu da sizlerle paylaşmak isterim. Kocaeli'deki aynı ismi taşıyan iki yerin kaderi vatandaşları düşündürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önceki gün İzmit'teki İnönü Caddesi'nde bulunan 78 adet aydınlatma direğini arıza bakım çalışmasını yaptı. Ancak Gebze'deki İnönü Mahallesi İSU'nun ana hattındaki patlamalardan ötürü bir ayda iki kez sular içerisinde kaldı şeklinde bir haber verilmiş. Evet, ilginç bir karşılaşmalı, güzel bir haber. Gebze'den İstanbul'a gidiş 4 TL şeklinde bir başka taşımacıyla ilgili bir haber kullanılmış. Yine Darıca yollarında kışa hazırlık şeklinde bir haber. Kadıoğlu Darıcalıları KATEM'e davet etti şeklinde bir başka haber de sol tarafta kullanılmış. Sağ tarafta uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla sürüyor diye Kocaeli Valiliği'nin bir haberi. Büyük Akın Yiğit'i barına bastı şeklinde bir haber. Darıca Belediyesi online olduğu şeklinde bir başka haber daha duyurulmuş gazetede. Geliyoruz Derince Ekspres'e. Zaman zaman attıkları başlıklar ve yaptıkları harf hataları nedeniyle eleştirdiğimiz bir gazete Derince Ekspres. Bakalım bugün nasıl bir şey kullanmış. Tabii bu Derince'de olan bir pazarcılık olayı var. Bakalım onu nasıl kullanmış. Diğer gazeteler kullanmış ama Derince Ekspres ne demiş? Başkan Zeki Aygün, pazarcı kardeşlerimizle anlaştık. Bu da yine sonuca odaklı bir kullanılan bir haber. Taşköprü Festivali'ne görkemli kapanış, en önemli yatırım eğitime yapılandır. Kocaeli Türk Ocakları vatandaşa helva dağıttı. Tarihi dokumuza sahip çıkıyoruz. Seçimden önce işçilere verilen sözler tutulmadı. İdris Ersoy'un açıklaması da kullanılmış değerli izleyiciler. Geliyoruz Gölcük'e. Gölcük'te ne var?
Gölcük'de iki gazeteyi zaman zaman paylaşarak farklı farklı günlerde kullanıyoruz. Gölcük Postası ve Gölcük Haber. Bugün Gölcük Haber'de sıra. İkiye bölmüş manşetini Gölcük Haber. Gölcük değerli bir insanı daha kaybetti. Salih Yemişçi vefat etti. İlk öğretim haftası Anıt Park ve Pir Reis İlkokulu'nda coşkuyla kutlandı şeklinde ikiye bölerek bir manşet kullanılmış. Çocuklar sokağa değil okula şeklinde yine altını çizerek belirttiğim bir başka değerlendirmenin fotoğrafıyla bir haber verilmiş. Teşkilatın ağabeyi oldu Mehmet 55 hakkında bir haber. Genç kalmanın sırrı şeklinde yapılan Nurettin Şenemri'nin köşesine anons yapılmış. Daha sağlıklı görüşler için diye bir sağlık haberi kullanılmış. Gazetenin birinci sayfasında esnafla ilgili bir başka haber var. Başkan Sezer'den 300 bebeklere ziyaret var. Yalı evlerinde bir araya geldiler şeklinde bir başka haber de yine etekte kullanılmış değerli izleyiciler. Geliyoruz Körfez'e. Körfez manşet gazetesi bugün okuyucusuna nasıl bir birinci sayfa yapmış? Hemen onu da sizlerle paylaşacağız. Daha sonra köşe yazarlarına geçeceğiz. Evet, eylem yapan pazarcılara biber gazlı müdahale. Bu Kocaeli gazetesi benzeri bir manşet. Olay biraz daha köpürtülerek verilmiş. Genç anneler Hüsemi'ye yenildi. İzmit'te tarihi protokol şeklinde bir haber kullanılmış ki önemli bir imza Avrupa Birliği projesi. Bisikletten düşen çocuğun ayağına demir saplandı diye bir başka haber. Kocaeli köpeğe ve kendine engel olmaya çalışan çocuğa taş attı şeklinde bir başka haber. Biraz başlık bana ters geldi ama Kocaeli köpeğe ve kendine engel olmaya çalışan çocuğa taş attı şeklinde bir anlamı biraz farklı bir başlık olmuş gazetenin birinci sayfası. Efendim? Yani Kocaeli'de olacaktı büyük olasılıkla bu veya İzmit'te olacaktı. O şekilde bir değerlendirme yapılmış. Cem Uzan yeniden yargılanmalı şeklinde Vedat Taştekin'in köşe yazısı da anonsu yapılmış gazetenin birinci sayfasında değerli izleyiciler. Evet, köşe yazarlarına geliyoruz. Sırada köşe yazarları var. Bakalım köşe yazarlarında gazetelerin köşe yazarları neler yazmış. Tanzer Ünal 40 yılında 12 Eylül onları 2 demiş. Değerli izleyiciler, birinci günde 12 Eylül'ün yapılan işte sabah yapılan çalışmalarla ilgili bir değerlendirme yapmıştı. Burada Tanzer Ünal bugün köşesinde özellikle şunun altını çizmiş. O dönemi hatırlayanlardan bir tanesiyim. Profesyonel olarak gazetecilik yapmıyordum. Ancak gazetelerin birinci sayfaları Kolordu Komutanlığı'na gidiyordu. Orada görevli bir memur vardı. Görevli memur gazetenin birinci sayfasına onay verdikten sonra baskıya geçiliyordu. Bu yaklaşık bir tam zaman dilimini tam net hatırlamıyorum ama bir buçuk aylık zaman süreci içerisinde sürdü. Götürüyordunuz, bakıyordu. Diyordu ki şunu çıkartın veya bunu çıkartmayın, bu kalsın, tamam sayfa normal diye bir şekilde gazeteler baskıya giriyordu. O süreci yaşadık. Birebir yaşadım ama profesyonel gazetecilik yapmıyordum. Onun da altını çizelim ama Barış Gazetesi'nde bu işin çok net yaşandığını birebir şahitlerden bir tanesiyim. Onu da altını çizelim. Şöyle bir durumu paylaşmış Tanzer Ünal köşesinde. Üstki Kocaeli Gazetesi'nde birinci sayfayı onaylatmak için görev Tanzer Ünal'daymış. Ve şunu söylüyor. Gazeteyi bugün götürdüğümde Kolordu'ya, gazeteyi bugün komutan kontrol edecek, sizi konutta bekliyor şeklinde bir yanıtla karşı karşıya kalmış. Ordu evi yanındaki komutanlık konutuna gittim. Komutan tek başına akşam yemeğindeydi. Görevli koltuğu çekti. Buyurun size de servis hazırladık dedi. İlk iş olarak da içki tercihimi sordu. Rakı mı, şarap mı? Turhan Paşa'ya tüm gazete çalışanlarının beni beklediğini belirterek kontrolü bitirelim sonra rahat rahat rakımızı içeriz dedim ve zorla ikna ettim. Gazetenin prova baskılarını önüne aldığı elindeki kırmızı kalemle iki fotoğrafın üzerine çarpı işareti koydu. Çarpı yiyen fotoğraflardan biri Ertuğrul Ünlüler'e aitti. Diğeri ise bir okul açılış töreni fotoğrafı idi. Fotoğrafın üzerine çarpı görünce Ertuğrul Bey atanmayacak mı diye sordum. Yo, atanacak dedi. İzmit Belediye Başkanlığı atanacaktı sivil olarak. Yo, atanacak dedi. Benim şaşkınlığımı fark edince devam etti. Ertuğrul Ünlüler'in mikrofonsuz fotoğrafını kullanın. Mikrofon politikacıyı çağrıştırıyor. Okul fotoğrafında ise Türk bayrağı görünmüyor. Türk bayrağı görünsün, o şekilde bir fotoğraf kullanalım şeklinde bir anısını paylaşmış. Evet.
fotoğraflar ve haberler çıkardı. Farklılar yerine konurdu. İşte bu da onlardan bir örnek. Çetin Emeş'ten yüz geçidi yılan hikayesine dönmüş şeklinde Sadun Çetin'in bir köşe yazısı var. Çetin Emeş ile ilgili değerlendirmeyi, köprünün yapılmasıyla ilgili bir değerlendirme yapmış. Haydar Akar Parti Meclisi toplantısını anlattığı şeklinde bir farklı bir başlık kullanmış köşesinde. 1 Ekim'den itibaren parti içi örgüt seçimleri başlayacak. Parti Meclisi'ne çıkan karar sonrasında ki Parti Meclisi'ne çıkan başka kararlar da var. Eğer ittifak olursa seçimlerde hiçbir şekilde hiçbir yerde ön seçim yapılmayacak. İttifak olmazsa bazı illerde ön seçim yapılma yetkisi MYK'ya verilmiş ve bu farklı bir noktada MYK isterse aday gösteren milletvekili adaylarının değiştirme yetkisi de almış. Bunu da altını çizelim. Hurşit Güneş seçme ve seçim konusunda daha evvel Kandıra'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday göstermemesi üzerine oy verme işlemi için seçme ve seçme yetkisinin alınacağı yeri İstanbul'a çevirmişti. İstanbul'da gidip oyunu kullanmıştı. Şimdi tekrar Kandıra'ya almış nüfus kütüğünü yapılacak ilk seçimde de Kandıra'da oy verecek. Bu da ilginç bir değerlendirmeydi. Orada partime ben oy veremiyorum, benim adayım gösterilmedi şeklindeki bir değerlendirme sonrasında böyle bir çalışma yapmıştı ve Hurşit Güneş de artık bundan sonra Kandıra'da oy kullanacak ve parti içerisinde yeni bir görev olur mu olmaz mı, o da önümüzdeki süreçte tartışılacak bir konu. Adem Turgut Spor yazmış, 2 puan bırakmamız sizi hiç yanıltmasın şeklinde bir başlık kullanmış. İyi bir futbol takımı olduklarını, Engin Korkar'ın bu işte çok farklı olduğunu ve bunun daha ileriki süreçlerde çok daha iyi yansımalarını hem oyun olarak hem skor olarak da göreceğiz şeklinde bir değerlendirmede bulunmuş. Sporla ilgili yazdığı yazı sonrasında. Mevlüt Soysal, HDP ve HDP'li vekiller için anayasa neden uygulanmıyor şeklinde bir değerlendirmede bulunmuş ilginç bir yazı ve HDP konusunda anayasa uygulanırsa kapanma noktasına kadar da gider şeklinde bir başka değerlendirme. Tabii HDP'nin kapanması veya HDP'li milletvekillerinin milletvekillerinden düşürülmesi ülkedeki hangi boyuta nasıl gelir, o da çok tartışılması gereken bir nokta. Eren Kaya il başkanı olur mu şeklinde bir soruyla da yine köşesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlığı konusunda Eren Kaya konusunda da farklı bir bakış açısı açtığını söyleyelim değerli izleyiciler. Devam ediyoruz. İnternetteki gazetelerde kullanılan köşe yazılarına geliyoruz. Kocaeli Gazete 262 ki bizim bünyemiz olan bir internet gazetemiz. Latif İşsel. Gerçekten farklı farklı konulara imza atan ve başlıklarla köşe yazan bir isim. KYK ve milli eğitim ihalelerini kim yönetiyor diye bir soruyla bir köşe yazısı yazmış. Evet, zaman zaman ihaleler farklı farklı şekilde değerlendirilir. Ama Latif İşsen KYK ve Milli Eğitim Bakanlığı ihaleleri konusunda farklı bir bakış açısıyla güzel bir köşe yazmış. Okumanızı tavsiye ediyorum. Ahmet Akçalan, istifalar için kongreler bekleniyor şeklinde Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki yaklaşık süreç içerisindeki 56 bin kişiden ülke genelinde bahsediliyor. İstifaların daha da kongre sonrasında daha da artacağı ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin düşüşünün, dibe doğru düşüşünün devam edeceği konusunda bir saptamayla değerlendirmede bulunmuş ve bununla ilgili bir köşe yazısı yazmış. İlker Akşit, o sektör durdu, Türkiye durdu şeklinde otomotiv sektörünün durmasıyla ilgili bir, ekonomiyle ilgili bir haber, köşe yazısı yazmış. Ve Güngör Aslan, Ses Kocaeli'de pazarcılara helal olsun şeklinde bir başlıkla dünkü olayı özetleyerek pazarcıların yaptığı birlikteliği, iyi bir direnişi ve konunun hangi boyutlarda çözüme ulaşabilmesi konusunda yaptığı o eylemin da yerinde ve olumlu olduğuna dair bir köşe yazısıyı yazarak Ses Kocaeli'de okuyucusuna paylaşmış diyoruz. Ve değerli izleyiciler, bugün programımızı biraz erken bitirmek zorundayız. Programımız sonrasında başka işlerimiz de söz konusu. O yüzden 15-20 dakikalık bir erken bitirme durumuyla karşı karşıyayız. Ama gene hepsini sizlere özetlemeye çalıştık. Gazetelerimizi, ilçe gazetelerimizi, köşe yazarlarımızı, internetteki köşe yazarları sizlerle paylaşmaya çalıştık. Günün manşetini Demokrat Kocaeli'nin attığını belirledik. Günün muhabiri Nuri Akçaharman dedik. Günün sayfasını Mavi Kocaeli çizdi dedik. Ve yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına sizlere iyi hoşça kalın diyorum. Yarın saat 9:30'da manşetler programında karşınızda olmak umuduyla iyi günler.